Herkese merhaba. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir videoyu kapattım, diğer videoyu açtım. Kalp mi oldu polis arabası? Allah Allah. Bence evde kaldı. Kaybolduğuna emin misin? Nein. Neyi kaybetmiş? Polis arabasını kaybetmiş bu sefer de. Hep bir şeyler kaybetmiş. Polis arabası evde, onu hiç onu götürdü mü ki? Yok. Evde kaldı polis. Aynen, evde kaldı. Biz şimdi abiyi almaya çıktık yola. Okuldan abiyi alacağız. Araba evde kaldı. Araba evde kaldı. Ondan sonra da nereye gideceğiz? Çocuklara fotoğraf çektirmeye gideceğiz. Onları çektirelim. Ondan sonra da birkaç işimiz daha var. Anne. Efendim. Kerem'i de çektiriyoruz değil mi? Evet, ikisini de. Şimdi. Bak, benim gerçekten haberim yok. Neden haberim? Bilmiyorum. Yani haberim yok. Anlatıyorum. Ama seni birazcık tanıdıysam. Kerem de fotoğraf çektirecek mi şimdi? Yanında. Değil ve tarak getirmişimdir. Gördün mü? Yemin ederim görmedim. Yemin ediyorum ki görmedim. Gel polis arabası. Tişört de getirecektim de tişörtten vazgeçtim. Hadi dedim yemin, sadece buraya. Yemin ederim ki görmedim ama biliyorum işte. Gel polis arabası. Benim. Ay Allah'ım yarabbim ya. Nereden bildiyse tam bir canavar ya vallahi. Gel. Neyse, şimdi biz Kerim'i almaya geldik, bekleyelim. Ondan sonra sizinle yine görüşürüz. Fotoğraf niye diye sorarsanız. Çocukların hep bir senelik pasaportu var. Bir sene sonunda hep yenilenmesi gerekiyor resimle falan filan. Onun için mecbur yaptıracağız. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, Ayas'ınla Kerim'in de fotoğrafı çekildi. Phoenix Pro'nda bir fotoğrafçıya geldik. Bir daha gelir miyim? Asla gelmem. Bildiğim fotoğrafçıdan da şaşmam. Sadece yol daha kısa diye. Oğlunuzu rahat tutsanız ha, söylesenize oğlunuz bir rahat dursun, böyle buraya baksın, niye yerinde kımıldıyor falan dedi, durmuyor dedi. Ben de dedim çünkü dedim çocuğum otizmli dedim, dikkatli konuşun dedim, artık adama sinirlendim. Yani böyle birine de para verip çıkıyorsunuz işte. Neyse, aldınız mı fotoğrafları? İyi, hadi gidelim. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Ben hemen bir yemek yaptım şurada. Hemen yemek yapayım ben. Hemen yemek yapacakmış Ayas, duydunuz mu? Şurada böyle az biraz Emre'ye kıymalı makarna hazırladım. Bu Emre'nin sadece. Burada da çocuklara dünden kalan patates sulusuyla pirinç pilavı var. Bunları yiyecekler. Yanında karpuzumuz var. Burada da yeni bir şey deniyorum. Eğer etkisini görürsem size de söyleyeceğim. Ve siz de benimle birlikte yaparsınız. Ama önce kendim keşfetmem lazım. Daha sonra sizinle bilgilerimi paylaşacağım. Evet, dışarı bir çıkayım dedim. Çünkü eksikler var. Ayas'ın pempası yoktu. Islak mendili kalmadı hiç. Hatta Emre aradı, altına yoktu. Pempas evde yok diye. Şimdi onları hallediyorum. Ondan sonra da eve gideceğim yavaş yavaş. Ondan önce de eczaneye uğradım, ilaçları aldım ve Kaufland'a uğradım. Kakao aldım. Başka ne aldım? Peynir aldım. Evde gösteririm size kısaca aldıklarımı. Şimdi de yeme doğru yoldayım. Yum yum yum.
Oh. Anne. Herkese, hepinize yepyeni günden selam arkadaşlar. Ben bugün yeni video başlattım. Dün fazla bir şey çekemedim. Bugün başlasın istedim yine. Bugün neler yaptım? Bugün ben Ayas'ı biraz geç hastaneye götürdüm. Kendim götürdüm bugün. Çünkü dediğim gibi pasaportunda değişiklik olacaktı. Onu yaptırdık, uzattık. Ondan sonra da... biraz huysuzdu yine. Ağlak ağlak bir Ayas vardı. Götürdük, hastaneye bıraktım işte. Geldim. Şu an saat 11:20 falan geçiyor. DM'den birkaç alışveriş yapacağım şeyler var. Ekmeğimi alacağım sanırım. Birkaç değil de ekmeğimi almak istiyorum. Ekmeğimi alayım. Ondan sonra da aslında alışverişe çıkmam lazım. Ama kendimi önce bir eve götürmek istiyorum. Önce bir eve gideyim. Kahvaltı yapayım. Ondan sonra Ayas'ın gelme saatine kadar alışverişimi halledeyim. Alışveriş yapayım birazcık eve. Biliyorsunuz Kerem'in yeme düzenini, bunların hepsinin doktorun da haberi olduğunu ve doktorumuzun da bize artık ne yiyorsa verin. Çünkü kusması çok var biliyorsunuz. Bazı gıdaları hiçbir şekilde kabul etmiyor. Paketli ürün bile olsa sabahları okuluna koyduğum doktor bunu yapmamı söylüyor. Ben de aynı şekilde yapıyorum. Ve alışverişimi de gösterdiğimde lütfen hiçbirinizden de gerçekten kötü yorum görmek istemiyorum. Bilginiz olsun. Çünkü korkmayın, merak etmeyin. Her şey doktor kontrolü altında. Doktorlarla anlaşmam altında. O yüzden böyle yani. Yoksa çocuğum hiçbir şey yemiyor. Yani bütün gün aç kalıyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bunu da atlatacağımıza eminim. O yüzden bu paketli ürünler olsun. Ayas'ın ilacı için aldığım ay bu doktorun fikriydi. Bunları da unutmayın lütfen. Bunları da söylemiş olayım. Şimdi araba bayağı bir sıcak olmaya başladı. Aslında sabah hiç sıcak değildi ama şimdi sıcak olmaya başladı. Zaman kaybetmeden hemen bir ekmeğimi alayım. Ondan sonra evde bir kahvaltı hazırlayayım. Kendime güzelce bir tost yapmak istiyorum ya da yumurta mı yapsam bilmiyorum. İkisinden birini ya tost ya yumurta bakacağım artık. Ona göre karar vereyim. Ondan sonra da alışverişe gidelim beraber. Evet arkadaşlar ben Kerim'i bugün erkenden aldım ve biz Kaufland'a geldik. Birkaç tane bir şey alacağız dediğim gibi anlatmıştım size de. Kakao var. Tamam kakao da alalım. Aldıklarımı artık evde size gösteririm. Burada daha çekmem diye düşünüyorum. Gözüm şurada kaldı. Şundan bir alayım. Evet arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi pişti, mis gibi oldu. Tadı da çok güzel, harika bir yemek oldu bu bana. Burada. Arkadaşlar
saati görüyorsunuz. Saat şu an gece 2. Bizi durumlar böyle. Ayas burada. Emre burada. Ayas'a yatak sardım buraya. Bu durumdayız. Ayas'ın sabah iyi giysisi var. Şu halime bakar mısın? Ne haldeyim? Sabah 8:20 geçe EEG'si var. EEG çekilecek. Doktor dedi ki saat 1'e kadar uyutmayın dedi. 1'den 4'e kadar gece uyusun. Uyandırın dedi. EEG'de uyuyabilmesi için uyku ilacı falan, ağır bir uyku ilacı da verecekler bu arada. Sedyum yapacaklar orası. Sorun saat 1'i geçti, saat 2 oldu. Ayas hala uyumadı. Çünkü Ayas her zaman aldığı uyku ilacını almadı. Yani uyku ilacı olmadan, sakinleştiricisi olmadan bu durumdayız. Yani hiç uyku yok. Gözünde şu kadar bile bir yorgunluk ya da bir uyku yok. Saat 2 oldu. 2 saat sonra saatim çaldı. Zaten uyanmam gerek. Uyandırmam gerek ama Ayas yok, uyku yok. Halimi görüyorsunuz, saçımı, başımı, her yerimi doldu. Sanırım sırtımda da bayağı bir morluklar oluşacak çünkü bayağı hırçındı. Öyle bekliyorum şimdi uyumasını. Saat gece 2. Bakalım ne zaman uyuyacak. Evin önüne bakalım. Evi görüyorsunuz. Araba. Sen niye uyumuyorsun da beni de unutmadın? Nasıl uyumuyorsun? Baş edemedi arkadaşlar. Kaç saattir uğraştım ben şimdi? Yani sabahtan beri ben uğraşıyorum. Saatlerdir ikimiz de uğraşıyoruz. Değişim. Burnuma aldığım darbenin haddi hesabı yok. Artık burnumu şey yapmıyorum. Hissetmiyorum yani. Ayas uyumayacağım. Uyumayacağım mı Ayas? Kalk. 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 Hadi kalk uyu. Kalk. Hadi uyu annesi. Hadi uyu. Annesi hadi uyu. Ya ben 4'ten beri buluştuğum zaman böyle oluyorum. Uyku ilacı almadı o yüzden böyle. Ayağım. Çekiyorum da. Ayağımı mı? Ya bir zahmet ayağını indir dedim. Bak zaten uykusuzum. Görüyorsun halimi. Ne olursun sus. Allah'ım ya. Sana bir şey diyeyim mi? Bu sabaha kadar uyumayacak. Hiç sanmıyorum. Sabah 5'te anca uykusu gelecek. Kaç gün buradan? 7.30'da en geç. Kerim okula bırakacağız, ondan sonra gideceğiz. O da var da. Saat olmuş 2'ye nasıl olacak? Uyumayacak. Gözünde bir gram uyku yok çocuğun. Uyumayacak. Yatağa yatırıyoruz, sorun. Yatırdığımız an agresifleşiyor, dövüyor, vuruyor, kırıyor, ağlıyor. Yani anlamı yok yatağa koymanın. Yardım et. Yardım etti. Yardım etti anne. Yani yarın EEG olmasına mı yanayım? Bu böyle bu durumda uyumamasına mı yanayım gerçekten? Yorulduk ama yapacak bir şey yok. Günaydın. Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Hastaneye doğru yola çıktık.
Gece saat 3.30'da uyudu. 3.30-3.40 geçe uyudu arkadaşlar. 1'e kadar uyutmayın demişti doktor. Bildiğiniz 3.30-3.40 geçeye kadar uyumadı. Ondan sonra 5 gibi 5.30 gibi geri kaldırdım. Bugün de bu halde, bilmiyorum artık, gidiyoruz bakalım. Kerim deseniz, Kerim'i okula bırakıyordum ama Kerim de sabah kalktı, anne karnım ağrıyor, anne karnım ağrıyor diye. Dedim tamam, onu da babama bıraktık şimdi ve hastaneye doğru yola çıktık. Gördüğünüz gibi çok uykusuzuz, bayağı bir bitik haldeyiz bugün. Değil mi Ayaz? Ayaz, ne yapacağız biz? Gezmeye gideceğiz bugün değil mi biz? Ha? Anne sana sürpriz alacak değil mi? Sürpriz alayım mı sana? Ayaz bugün bir sürprizi hak edecek bence. İyi tamam, hadi kapatalım. Evet arkadaşlar. Ayaz'ı uyuttum. Biz hastaneden geldik. Geldikten sonra bir şöyle 2-3 saat sonra Ayaz yarım saat 40 dakika kadar uyudu. Ondan sonra uyandı. Fazla bugüne yoğun başka bir şeyler eklemek istemedim. Hemşiresiyle de konuştuk telefonda. Çok fazla daha gerilmesin diye. Çünkü çok berbat bir gece geçirdiğimizi biliyorsunuz. Hiç uyumadı. EEG'ye girdi. EEG'de ağır bir ilaç almasına rağmen, Z-Dirum'u olmasına rağmen uyumadı. Yani ilaca rağmen uyumadı. EEG'de de biraz zorlandık diyebilirim. Hem takarken o kafasına taktıkları havbelerin hepsi büyük geldi. Sonra küçüğünün kablosu 2'de 1 bakil kontaktı vardı. Çıktı, etti, bir şey yaptı, ne bileyim ya. Bayağı bir zorlu geçti. Önce Emre'yi odadan yolladı. Burada fazla yer yok dedi. Ondan sonra 3 dakika geçtikten sonra Ayas'ı gördükten sonra gitti Emre'yi aradı. Emre de tabii ki gitmişti dedi. Ne kadar sorar diye Emre sordu. Yarım saat dedi hemşire. Öyle deyince de Emre gitti tabii dışarı. Ondan sonra bu sefer çıksın dedim ama gitsin demedim dedi. Dedim gideceğini biliyordunuz dedim. Saatini sordu, ne kadar süreceğini sizi sordu. Siz de yarım saat dediniz dedim. Neyse çok uğraşlar verdik, yapıldı sonunda. Ama uyku da yapılmadı. İlacını da almış oldu. Ondan sonra eve geldik işte, uyudu birazcık. Sonra yemek falan yapmadım arkadaşlar, yapamadım. Halimi görüyorsunuz zaten, anlatmama gerek yok. Dışarıda karnımızı doyurduk. Ondan sonra da evde akşam işte şimdi banyosunu yaptırdım güzelce. Ben de bir banyoya girdim. Şu gözümün falan halini görüyor musunuz? Bir de şurada, bilmiyorum kamerada görünüyor mu ama bir şeyler çıktı böyle yuvarlak. Artık o kadar uykusuzum ki yarın edit yapayım diyorum. Edit mi yapayım, koyayım. Ondan sonra tamam anneciğim, hadi yatmaya gider misin olmuş? Hadi benim bir tane. Tamam anneciğim, benim o toplayayım önce. Tamam anne. Öyle işte, bugün de böyle bitirdik. Bakalım inşallah hayırlı sonuçlar, güzel sonuçlar alırız. Öyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.